Merhaba arkadaşlar, TYT AYT sınavı artık yaklaştığı 2024 için biz de oynatma listemizi son hızla devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Çok soru geldi. Hocam Atatürk dönemi iç politika ve inkılaplarda kalmıştık. Bugün dolu dolu bir ders olacak. İç politikaya bir bakacağız. İç politikada Atatürk dönemindeki ve Atatürk inkılaplarını, özellikle siyasi inkılaplara çok dikkat edeceğiz. Hukuk alanında bakacağız. Toplumsal alanda ve ekonomi alanda inkılaplar yaparak inkılaplar konusunu da, Atatürk inkılapları konusunu da bitirmiş olacağız. Hocam ne kaldı? Bir dersimiz daha kalacak. Nedir? Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyet dönemindeki medeniyet olaylarına bakacağız. İşte sanat olaylarına bakacağız. Bunun yanında bir de Atatürk dönemi dış politika yaparak oynatma listesini bitireceğiz. Artı bir parantez açacağız sözelciler için. Bir de Soğuk Savaş dönemini işleyerek, İkinci Dünya Savaşı dönemlerini işleyerek oynatma listesini bitirmiş olacağız. Hocam ne zaman gelir o videolar? Büyük ihtimal bu hafta sonuna kadar bütün oynatma listesini bitireceğiz ama kamplarımız devam ediyor. Ne yapıyoruz? Önemli kamplara başladık biliyorsunuz. Önemli konular kampına başladık. Oradan da destek alın mutlaka. Tekrarlarınızı yapın. Haydi bakalım Atatürk inkılapları diyoruz ve Atatürk dönemi iç politikayla, bu nasıl kalem? Evet şöyle. Atatürk dönemi iç politikayla başlıyoruz. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Birincisini biliyorsunuz, savaş döneminde açmıştık. Şimdi ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıyoruz. Lozan'ı onaylayan meclis ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Nasıl soru gelir? Aşağıdakilerden hangisi birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı olaylardan değildir diyelim. Lozan'ı onaylayan meclis gelder. Bunu ikinci meclisin yaptığını bileceksin. CHP'nin kurulmasına bakalım. Birincisi buydu, ikincisi bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulması. İlk kurultayı Sivas sayılır. Birleşen Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti daha sonra Halk Fırkası'na dönüştüğünü bileceksin. Fırkası'na dönüştüğü de ilk genel başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafa Kemal Atatürk olacak arkadaşlar, bilginiz olsun. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi. Bak gelebilir soru. Aman dikkat sözelci arkadaşlar, çok dikkat etsin. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. Kurucu Kazım Karabekir. Altların adı var. Refet Bele, Ali Fuat Çebesor, Raif Orbay ve diğer temsilcileri vardı. Önemlileri bunlar. Bunları bilelim yeterli. Yani diyorsunuz ki Atatürk'e rakip olarak mı bir parti kurdular? Hayır arkadaşlar, Atatürk zaten bunun açılmasında çok öncülük etti. Çünkü mecliste birden fazla partinin olması demokratikleşme hareketidir. Bu da Terakkiperver'in kuruluşunda Atatürk'ün de destek verdiğini bilin. Şeyh Said isyanından sonra kapatılacak. Çünkü Şeyh Said isyanı ülkeyi karıştıran bir isyan olacak. Önlemler alınacak ama biraz da Terakkiperver'in sanki destek verdiğini gibi düşünülecek ve kapatılacak. Şeyh Said ayaklanmasına bir bakalım. Çok önemlidir Şeyh Said ayaklanması. Bir de yıldız atalım şöyle. Cumhuriyete yönelik yapılan ilk isyan olduğunu bil. İngiltere Musul çıkarları için isyana destek verdiğini mutlaka bir. Ali Fethi isyanı bastıramadığı için de yerine İsmet İnönü gelecek arkadaşlar. Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılacak. Takrir-i Sükun Kanunları Şeyh Said ayaklanmasında, yani isyan bastırılacak bu kanun sayesinde. Ankara ve Diyarbakır'da İstiklal Mahkemeleri kurulduğu Şeyh Said ayaklanmasından sonra. Çünkü Cumhuriyete yönelik bir isyan olduğunu, işte şeriat elden gidiyor, işte rejim değişiyor gibi bir isyan başlatıyor Şeyh Said. Ondan sonra da olaylar iyice büyüyor. İzmir suikastine bakalım. Atatürk döneminde iç politikada eski İttihatçılar tarafından düzenleniyor. Atatürk'e karşı bir suikast girişimi arkadaşlar. Giritli Şevki ihbar ediyor. Suikastçılar yakalanıyor. Bu olay sonrası önemlidir. İstiklal Mahkemeleri son kez kurulacak. Paşa, yani Mustafa Kemal Paşa bu olayın üstüne soru olarak gelebilir. Dikkat atalım Yıldız. Bu olay üzerine benim naciz vücudum elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ile elbet payidar kalacaktır demiştir. Bak, suikast girişimi olduğu için böyle bir cümle kullandığını bilmen sınav odaklı yeterli. Bozkurt Lotus olayları var. Nedir o hocam? Lotus adında Fransız gemisi Bozkurt Türk gemisini batırıyor. Konu Lahey Adalet davasına görüldü. Türkiye davayı kazandı. Mahmut Esat da temsil etti Türkiye'yi. Şöyle bir müfredatta olduğu için bilmemiz yeterli. Menemen olayı da önemlidir. Hepimizin bildiği gibi Derviş Mehmet ve adamları şeriat isteriz diye olayları büyütüyor Şeyh Said'den sonra. Burada da olaylar büyüyünce de Asteğmen Öğretmen Kubilay'ı şehit ediyorlar. Rejime karşı çıkan ikinci ayaklanma olduğunu bil. İç politikada başka soru gelmez. Şu sayfayı bilmen fazla yeterli. Güzel. Artık süremiz 40'a doğru yaklaştı. 40 gün gibi bir süremiz kaldı. Tekrarlarımızı mutlaka yapalım. Atatürk inkılaplarına giriş yapıyoruz. Hocam nedir bu Atatürk inkılapları? Amaçları nedir? Amaç kesinlikle Batı medeniyetleriyle bütünleşmek. Dünyaya ayak uydurmak gibi düşüneceksin. Ulus devlet anlayışını arttırmak, akılcı, pozitif düşünmeyi arttırabilmek ve milli bağımsızlığı korumak Atatürk inkılaplarının en büyük amacı. Bilelim, yorum sorusu gelebilir. Başlayalım bakalım siyasi inkılaplarla. Yani inkılap, değişim nedir? Saltanatın kaldırılması çok önemli. 1 Kasım 1922. Sadece şöyle bir daha önce olduğunu bil. Bak 22'de sıralamada, yani kafandaki sıralamalarda hep önde olduğunu bir saltanatın kaldırılması. Peki saltanat neden kaldırılıyor? Yönetimde tabii ki iki başlılığa son vermek. Cumhuriyet gelecek. Saltanatla olmaz, ikisi bir arada yürümez. Ulus egemenliğine önem verilmesi. Osmanlı'nın artık tamamen etkisiz hale gelmesi. Özellikle aile iradesine son vermesi önemlidir. Çünkü saltanatlık aile iradesine bağlı bir şeydir. Aile iradesine son verme isteği saltanatın kaldırılmasının baş sebeplerinden. Osmanlı padişahı Vahdettin yurt dışına çıkarılıyor saltanat kaldırıldıktan sonra. Peki sonuçları ne oluyor? Laikleşme yolunda ilk adım atılıyor. Osmanlı'nın varlığı resmi olarak saltanat kaldırılınca son buluyor. Tek temsilci artık Türkiye'nin tek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi oluyor. Rejim sorunu ortaya çıkıyor. Ne demek hocam? Saltanat kaldırı da olumlu bir şey değil mi? Rejim sorunu niye ortaya çıkıyor? Rejim sorunu saltanat kaldırdığı zaman boşluk oluyor. Bir rejim gelmesi gerekiyor. Cumhuriyet gelecek onun yerine de. Ankara'nın başkent olmasına bir bakalım siyasilerde. Siyasi inkılaplarda 13 Ekim 1923 İsmet Paşa önergeyi meclise sunuyor. Amaç devletin merkezinin İstanbul değil, Anadolu olduğunu hissetmek. Yani şunu diyor. Anadolu halkına bak,
sizden bir yeri de başkent yapıyor. Çok büyük bir devrim bence Atatürk'ün bu uygulamış olduğu önerge. Yani önerge İsmet Paşa'ya anlatması ve İsmet Paşa'nın da önergeyi meclise sunması. Çünkü İstanbul değil de İstanbul olsaydı bu sefer Anadolu kısmı kendini biraz yalnız hissedebilirdi. Olaylarda Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun faktörünü biliyorsunuz ne kadar. Özellikle Hatay taraflarında başlayan Antep, Şanlıurfa herkes var içinde. Bu yüzden de daha güvenli yer olan daha güvenli olan Ankara'yı başkent yapıyor. Çok güzel bir hareket bence. Cumhuriyet'in ilanına bakalım. 29 Ekim 1923. Ulus egemenliğine geçilmek amaç. Rejim tartışmalarına son vermek. Şurada gördüğümüz gibi hatırlıyorsunuz. Devletin rejimi artık belirleniyor Cumhuriyet'in ilanıyla. Devlet başkanı sorunu ortaya çıkacak bu sefer de. Mustafa Kemal de Cumhurbaşkanı seçilecek. İlk Cumhurbaşkanımız kabine seçildi. Ali Fethi Okyar meclis başkanı. İlk başbakan da İsmet İnönü olduğunu bileceksin. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924. Yapılacak inkılapların önünde halifelik tabii ki de engeldi. Cumhuriyet ile bağdaşmıyordu çünkü. Halife taraftarlarının olması iç karışıklık korkusu veriyordu. Ümmetçilik zayıflıyor. Ulus egemenliği artık kuvvetlendiği için de halifelik kaldırılıyor. Siyasi inkılapları da bunları bileceksin. Saltanat, Ankara'nın başkenti, Cumhuriyet'in ilanı ve yani siyasi bir olay olacak. Bak hepsi bir siyasi olay. Arkadaşlar bence herhangi bir sıkıntı yok. Yorum sorularında gayet başarılı bir şekilde yapabilirsiniz. Geçiyorum şöyle hukuk alanında inkılaplara. 1924 Anayasası'na bir bakalım birlikte. Bu anayasanın kabul edilmesinin en önemli nedeni 1921 Anayasası'nın savaş dönemi hatırlıyorsunuz anlatmıştım. Savaş dönemine ait kurumsal boyutun tamamlanması önemli olacak tabii ki de. Parlamenter sistem için önemli adımlar atılacak. Türk kadınına siyasi haklara bakalım. 3 Nisan 1930'da kadınlara belediye seçimlerinde seçilme hakkı veriliyor. Bak 3 Nisan 1930'da 30 yılında başlıyor belediye seçimlerine girme hakkı. Kadınlara verilen ilk siyasi hak bu olduğunu bil. Sadiye Hanım da ilk belediye başkanı oluyor. Önemli mi? Sözelci arkadaşlar mutlaka bilsin. Ama TYT, AYT düzeyinde şöyle bir benim de yavaş anlatmamın sebebi bu. Yorumlama düzeyinde bilmeniz yeterli olur. 26 Ekim 1933'te daha sonra kadınlara muhtar olma hakkı da veriliyor. 5 Aralık 1934'te yasayla kadınlara vekil seçme ve seçilme hakkı veriliyor. Şimdi dünya çapında böyle bir lider yoktur ki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Türk kadınına yani kadınlara verilen haklara bakabilir misiniz? Yani tabii ki de bunu kadınlara verilmesi gereken bir haktı ama hepsinin de Atatürk döneminde olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani şu güzel şeylere bir bakar mısınız? Olması gerekeni nasıl da yerine cuk diye oturtmuş. Helal olsun diyoruz. Başka da bir şey söyleyemiyoruz. Türk Medeni Kanunu'na birlikte bakalım. Bence burası buraya göre daha çok soru potansiyelinin olduğu bir yer. 17 Şubat 1926. Özellikle kadın erkek eşitliğini sağlamak için İsviçre Medeni Kanunu örnek alındı ve Türk Medeni Kanunu oluşturuldu. Etnik ve dini kökene bakılmaksızın vatandaşlar eşit sayılacak. Resmi nikah zorunlu, miras eşitlik, tanıklıkta kadın erkek artık eşit. Artık kadın erkek Medeni Kanunu'na beraber tamamen eşit duruma gelmeye başlıyor. Bir de böyle yasaklar alınca kadın tabii ki de yükseliyor olması gerektiği gibi. Toplumsal alanda inkılaplar diyeceğiz. Hukuk alanında bir sıkıntı var mı? Bence yok. Gayet başarılı bir şekilde burayı da hallettik. Toplumsal alanda inkılaplara birlikte bakalım. Şapka Kanunu önemlidir. 25 Kasım 1925 tarihleri bilelim mi hocam? Sadece böyle sıralamaları bilin yeterli. Yani direktman tarih sorusu gelmez. Ama en azından Şapka Kanunu 25'ler demiş, 24, 25 buralar demiş diye kafanızda bir yer edinsin yeter. Amaç toplumda modern görünüm kazandırmak. Atatürk Kastamonu'da giyerek biliyorsunuz Kastamonu'da ilk kez giydi ve halka tanıttı. Tekke ve zaviyelerin kapatılması 30 Kasım 1925. Din istismarını önlemek için şu yorum sorusu olabilir. Dikkat. Din istismarını önlemek için kapatıldı. Şeyh Said isyanında çok etkin rol oynadı. Tabii ki de tekke ve zaviyeler Atatürk'ün de önderliğinde kapatılıyor. Ölçü, rakam ve takvim değişikliği 25 Aralık 1925'te Batı ile ticaret çok önemli. Bak yorum sorusu gelirse bu ticaret kelimesi büyük ihtimal geçer. Batı ile ticarette anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak amaçtır. Soyadı kanunu amaç toplumsal eşitliği sağlamak. Türkiye Büyük Meclisi özel bir teklifte 24 Kasım 1934'te bak 34'te Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını verdi. Kimsenin bu soyadı kullanmasına izin verilmedi. Ünvan, lakap kullanımı da yasaklandığını bil toplumsal alanda. Yani toplumla ilgilendiren mesele olacak. İşte bunlar. Haydi bakalım toparlanamaz bir kısmımız kaldı. Eğitim alanında inkılaplar. Tevhid-i Tetrizat Kanunu 3 Mart 1924. Ne vardı başka 3 Mart 1924'te? Cevapladım bile değil mi? Halifeliğin kaldırılması. Amaç eğitimde birliği sağlamak. Bak zaten eğitim birliği demek. Türk eğitim kurumları, tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Medreselerin kapatılması. Amaç eğitimde ikililiği ortadan kaldırmak. Marif Teşkilatı Kanunu. Mustafa Necati Bey'in uğraşları sonucunda çıkarıldı. Eğitim dinin etkisinden kurtarıldı ve laikleşme yolunda bir adım atıldı. Mutlaka bilelim. Yani ne gelir? Marif Teşkilat dersen eğitim alanında olduğunu bileceksin. Harf devrimi 1 Kasım 1928. Arap harflerinin öğrenimi çok zordu. Okuryazar oranını arttırmak için de getirildi harf devrimi. Millet Mektepleri Talimatnamesi. Mustafa Kemal bu talimatnameyle baş öğretmen seçilecek. Amaç nedir hocam Millet Mektepleri? Adı üstünde bak Millet Mektepleri. Amaç yaşı kaç olursa olsun vatandaşlara yeni harfleri öğretmek, millet mekteplerinin açılması. Türk Tarih Tetkik Cemiyeti amaç Türk tarihini öğretmek. Türk Dili Tetkik Cemiyeti üniversite reformu ve halk evleri de açılacak eğitim alanında. Herhangi bir sıkıntı yok. Hocam buralardan soru gelir mi? Sadece eğitim alanında ilgili olduğunu bilelim. Yeterli. Buralardan soru gelirse çok böyle zorlayıcı soru gelmez. Der ki aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda bir inkılaptır ya da toplumsal alanda bir inkılap değildir gibi bir soru verir. Ne bileyim Maarif Teşkilatı'nı koyarsan bunun eğitim olduğunu bil. Yeterli soruyu yapmanda. Ekonomi alanında inkılaplar diyeceğiz. İzmir İktisadi Kongresi. Zil çaldık mı bugün? Hiç çalmadık. Haydi bakalım bir zil çalalım. Biraz da toparlanalım. İzmir İktisat Kongresi çok önemlidir. Sözel kısmında soru gelebilir ama eşit ağırlığında mutlaka bilinmesi gerekiyor. TYT'de bir yorum sorusu neden olmasın. Nedir hocam İzmir İktisat Kongresi? Lozan görüşmeleri kesildiği bir sırada İzmir'de çeşitli meslek gruplarıyla yapıldığını bileceksin bak.
İzmir'de çeşitli meslek gruplarıyla. Başkanlığını Kazım Karabekir yapıyor. Misaki iktisadi kabul edildi. Yani her şeyde misak, yani her şeyde vatan, millilik kullanılacak gibi bir yorum katabiliriz. Milli bankalar kurulacak. Vergide reform yapılacak. Yerli malı çok önemli. Yerli malı teşvik edilecek. Önemli kuruluşlar millileşecek. Yabancı tekellerden kaçınılacak. İzmir İktisat Kongresi'yle burayı bilmen yeterli. İzmir İktisat Kongresi'ni ben zamanında şöyle ezberlemiştim. Hep millilik, hep yerlilik. Özde dönme aklıma geliyordu. Oradan da yorum sorularını gayet başarılı bir şekilde yapabilirsiniz. Tarım alanında inkılaplara bakalım. Aşar vergisi kaldırıldı. Çiftçi bu sayede rahatladı. Tohum gübre istasyonları açıldı. Tarım kredi kooperatifleri kuruldu. Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu. Türkiye TMO açıldı diyelim şöyle uzatmadan. Sebebi şu. Tarımla ilgili. Bak, tarım kelimesi, çiftçi kelimesi, tohum, tarım kredi kooperatifi geçecek. Yani zamanında Atatürk döneminde yapılan inkılapların hala günümüzde, yani ekmeğinin yemesi demeyelim de, hala bak Yüksek Ziraat Enstitüsü, tarım kredi kooperatifleri şu anda hala güncel bir şekilde. Yani yapılan, o zamanlar yapılan yenilikler hala Cumhuriyet'in temel taşları olduğunu mutlaka bilelim. Ticaret alanında inkılaplar, İş Bankası kuruldu, Anadolu Sigortası kuruldu, Kabotaj Kanunu kuruldu, kabul edildi. Yani artık her şey böyle denizcilikte de milli tarafa dönülecek. Merkez Bankası, Halk Bank ve Deniz Bank'ın kurulduğunu ticaret alanında bilelim. Sanayi alanında inkılaplar. Teşvikli Sanayi Kanunu kabul edildi. Devletçilik uygulamasına geçildi. 5 yıllık sanayi planı, özellikle 5 yıllık kalkınma planı, bilelim bunu mutlaka. Sümerbank, Etibank kuruldu. Atatürk döneminde önemli bankalar kuruldu. İş Bankası, Halk Bankası, Etibank, İller Bankası, Tütüncüler Bankası, Sümerbank, Denizbank. Sağlık ve sosyal alanında inkılaplara bakalım. Yeşilay ve Çocuk Esirgeme Kurumları açıldı. Sağlık Memur Okulları açıldı. Verem Savaş Hastaneleri kuruldu. Hocam biraz hızlı mı geçtik? Hayır, hızlı geçmedik. Buralardan soru gelirse yorum sorusu gelir. Gayet de artı bir neti cebine koyarsın. Çok güzel bir ders oldu. Sakince anlatmaya çalıştım. Sıkılmadan anlatmaya çalıştım. Kültür ve medeniyeti de böyle anlatmıştım. Çünkü kendim de kültür medeniyetten zamanında sıkılıyordum ama yavaş yavaş anlata anlata böyle sıkmadan devam ettirmek istedim. Güzel bir ders oldu. Tekrarlarınızı yapın. Son 40 gün kaldı. Şu sınavı kazanın artık. Çünkü sizin geleceğinizi etkileyecek. Kazanacağınız, istediğiniz bir bölüm olması ileride hayatta çok mutlu olmanızı sağlar arkadaşlar. Lütfen bunları unutmayın. Abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Eşit ağırlıkçılar, sözelde yani sosyal bilimler birden AYT kısmından girecekler ve TYT kısmı için bir videomuz kaldı. Atatürk döneminin dış politikasına bir bakacağız. Bir de Cumhuriyet dönemindeki medeniyet olaylarına bir bakacağız. Orayı da bitireceğiz. Daha sonra ne kalacak? Sözelciler için de tek videoda soğuk savaş yaparak bu hafta sonuna kadar oynatma listesini bitireceğiz. Sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Kolaylıklar, başarılar.